KAMER KORKMAZ Bunların alayının savaşı İslamlı'dır. Şam rejimi Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma'ya kimyasal silahla saldırdı. Çoğunluğu çocuk olmak üzere 150'den fazla masum hayatını kaybetti. Suriye'deki bu son katliamın zalim Beşar'ın 215. kimyasal saldırısı olduğundan bahsediliyor. Rusya katliama yok muamelesi yapıyor. Düzenbaz Amerika ise sanki rejimin vahşetine karşı çıkıyormuş gibi pozlar takınıyor. Oysa Müslümanların katledilmesinden dolayı pek memnundurlar. Beyaz Saray'a yerleştikten hemen sonra Pentagon'a ve CIA'ye Suriye'de de sivillerin katledilmesi emrini veren İslam düşmanı Trump'ın ta kendisiydi. İş bu sınırsız katliam yapma yetkisini mütakip 17 Mart 2017'de Halep'te bir cami, 3 gün sonra da Rakka'da bir ilkokul binası Amerika Birleşik Terör Devletleri'nin uçakları tarafından tam müden bombalanmıştı. Yine çocuklar, masumlar, siviller katledilmişti. Sadece Suriye'de değil 23 Mart 2017'de Irak'ta da katliam yapmışlar ve Musul'un bir mahallesini bombalamışlardı. Geçtiğimiz haftaysa 3 Nisan 2018'de Afganistan'da hafızlık merasimindeki çoğu çocuk 101 masumu katleden de Trump'ın başkanlığını yaptığı haydut Amerikan devletidir. Siyasilerimiz bu terör devletini hala daha dost, müttefik ve ortak olarak tanımlamaya devam edecekler midir? Bunların alayının savaşı İslamlı'dır. Şam şeytanı insanlık suçu işlemeye devam ederken onun Türkiye'deki destekçileri Doğu Gutada masumların katledilmesine ihtimamla gözlerini yumdular, zerre utanmadan Şam rejimini güya suçsuzmuş gibi göstermeye yelteniyorlar. Beştepe'deki Suriye zirvesinin güç birliği fotoğrafından hareketle bu karede Esad nerede duruyor diye sorarken aslında katil Esad'ın bir an önce o kareye girmesini canı gönülden arzulayanları temenni edenleri de unutacak değiliz. Sürekli Ankara'yı hedef almış, buna mukabil Şam rejimine daima koltuk çıkmış etki ajanlarından bahsediyoruz. Baronsol Gladion'un medya masasında yıllardır kaşarlanmış bu tipler, kimyasal silahlarıyla çocukları, masumları katletmeye devam eden kan içici Şam diktatörünü halen daha o kareye dahil etmenin peşindeler, hesabındalar. Yurttaş Doğan hesap vermeden gitti. Aydın Doğan denilen şahıs medya grubunu dün Demirören ailesine devretti. Böylelikle yurttaş Doğan 40. yılına girerken medyadan çekilmiş oldu. Bayis konusu bu kişi Merkel'in kankası ve Trump'ın ortağı olarak da hatırlanacaktır. Doğan'ın vedası 3 gün önceki hürriyetin sür manşetinde teşekkürler kaptan başlığıyla yer aldı. Mr. Doğan hürriyete veda ederken Türk basınının amiral gemisi Salimen Liman'a gelmiştir diye konuştu. Veda merasiminde Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Fikret Bilha, Aydın Doğan'ın demokrasimize katkısı her zaman özel bir yer tutacaktır diyordu. Hürriyet'in eski yayın yönetmenlerinden Sedat Elgin, Aydın Bey'in Türkiye'de demokratik hayatın en önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu söylüyordu. Türkiye'de demokrasi ve Aydın Doğan denildiğinde ilk akla gelen nedir oysa? El cevap, Aydın Doğan'ın 28 Şubat darbesinin medya ayağındaki lokomotif patron olduğu gerçeğidir. Yurttaş Doğan'ın demokrasiden, demokratlıktan aslında ne anladığını gayet iyi biliyoruz. Paralel Hidayet Karacı'ya 24 Eylül 2013'te Türkiye'de gerçek demokratlığı Hocaefendi temsil ediyor diyen Yurttaş Doğan'ın ta kendisidir. Bu kalemun yazar aslında ne demek istiyor? Yazımızın son kısmında bu karede Esat nerede duruyor başlığına bir kere daha bu defa yazarı için gidiyoruz. Bu başlık 6 Nisan 2018 tarihli Baronsal Hürriyet'in malum Bukalemun yazarının köşesinde yer aldı. Bukalemunluğu mu? Afrin harekatından önceki günlerde sınırdan bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir diyerek babalanan ve TSK'nın Suriye'ye girmesine hararetle itiraz etmiş olan bu kalemon yazar Afrin'in alınması üzerine 180 derecelik dönüş yapan bir yazıyla okuyucularının karşısına çıkmıştır. İki gün önceki köşesinde ise meclisteki milletvekilleri hayatlarında bir kere dans etselerdi böyle olur muydu bu ülke diye iç geçiriyordu ardından sadede geliyordu. Bu ülkenin bütün köşe yazarları hayatlarında bir kere dans etselerdi böyle mi olurdu medya? Tüm hücreleriyle Sem amcasına bağlı bu kalemun yazarın mutlaka dans edin derken aslında söylemek istediği başkadır. Arşivden çıkan 14 Ekim 2006 tarihli yazısının başlığı bize bu konuda bir fikir verebilir. O başlık mı? Şudur. Tam dansöz gibi yazmışım.